Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün Ülker Hanım'la beraber şöyle köyümüze ziyarete gidiyoruz. Bakalım kimlerle görüşeceğiz. Hep çalış, hep çalış olmaz. Biraz da ziyaret ve gezmeler olsun. Evet, sürpriz olsun değil mi Ülker Hanım'la gittiğimiz yani. Evet. Şöyle köye doğru gidelim bakalım yani. Tamam, gidelim. Nurlu abimizin evine geldik. Bu tarihi evi çekeceğiz. Ne? Senin tarihi ev var ya, işlemeli. Ha. Ha, işlemeli odayı çekeceğiz. Çekin. Ha, Nurlu abimiz de inşaata başlamış. Maşallah. Biz inşaat yapıyoruz. Ha. Demir kap mı yapıyorsun? Demir kapı yaptırdık da betonunu atıyorum. Kalıbını çaktım. Üste. Ha, kalıbını çaktım. Demirini döşedim de. Beton açacak. Cuma'dan sonra da betonunu atarım herhalde. Cuma hazırlığı falan yapalım. Ben dedim şimdi Cuma'dan önce yakalayayım. Cuma'dan sonra Nurlu abi kaç abi yere dedim. Nereye gideceği belli olmaz dedim. Yok ya, ben bir yanına gitmiyorum ya. Gitmiyor mu? Nazlı yenge telefon etti akşam da. Ha. O da evde soğanlar falan varmış. Ayvalar varmış. Sen pazartesi günü gideceksin. He. Onları beraberce gidelim. Ne zaman uygun olursak Ülker de gelecek. Tamam. Toplayalım. Tamam. Tamam ya. Ondan sonra hazırlayalım. Gideceğimiz gün atar da gideriz oradan yani. Ya sen pazartesi günü gideceksin. Pazar günü akşamdan toplayacağız onları. Pazar günü toplayalım. Pazar günü toplayacağız. Sen pazartesi günü gideceksin diyorum. He. Pazartesi günü toplayalım. Pazar günü toplayalım. Pazartesi günü hazır olsun. Öyle mi yapalım? Öyle de. Hinci toplanmıyor değil mi? Ya şimdi benim cuma öyle. Ya yarın da toplayabiliriz. Ot da kazıveririz. Onları biz bahçeden, yok adam varsa ot. İşte hep bir gideceğiz. Onu kapatayım. Evet, burası burası salon. Salon. Odaya gireceğiz şimdi. Nurlu abi, Nurlu abinin evi burası. Daha doğrusu babasından kalma evi. Tarihi bir işleme var şimdi bu odada. Köyümüzde çok nadir değil mi Nurlu abi çok bu? Çok nadir. Yok başka zaten. Hiç yok değil Hiç mi? Hiç yok. Bir tane bu var. Kaç yıllıktır Nurlu abi işleme, bu işleme evet. Ortalama? Aşağı yukarı 90 senelik falan. 90 yıllık. 90 yıl. O zaman bir girelim Nurlu abi bakalım içeri nasıl bir işlemelermiş. Köyümüzde tamamen el işlemesi bunlar. Buna 3 tane, 2 tane usta. Evet. 2 tane usta bunlar tam 3 ayda bitirmişler. Bunu elle oymuşlar bunlar. Hep tek tek, birer birer. Bak şeker gibi. Bunlar böyle şeker gibi. Burada kumru yavrusu da yapmışlar bir tane. Kumru nerede yavrusu. Abi şu mu? hakikaten bak onu hiç fark etmediydik ya. Kumru yavrusu yapmışlar oraya bir tane de. İki tane usta 3 ayda mı tamamlamışlar bunu? Tam 3 ayda tamamlamışlar bunu. İlk usta 3 ayda tamamlamış. Allah Allah. Ben tahmini söylüyorum 90 sene ama 90 seneyi geçmiştir bu geçmiştir. Ev. Geçmiştir. Acaba neredeydi şimdi bu? Şimdi mesela bu ev. İki tane usta 3 ayda bunları tek tek el oyması. Bunlar kesinlikle fabrikasyon değil. Elle bunları tek tek işlemişler. Köyümüzde zaten tek ev değil mi bu tek işleme başka yani. Başka bulamazsın zaten. Başka yok. Şu gördüğünüz arkadaşlar bakın dolap kapakları şura kırılmış herhalde. Kırık mı bura orijinal mi? Tüfek ateşi aldırdım ben ona. Burayı tüfek ateşi aldırdın. Allah korusun Nurlu abi ya. Ya çocuktum o zaman. Heh. Çocuktum babamın tüfeğiyle oynarken tüfek ateşi aldım. Orası şura bak bir de bura. Bura saçmalan yeri duruyor da Nurlu abi. O kadar dağıldı mı oraya? Yok bura ayrı. İki defa mı aldırdın tüfek ateşi? İki defa oynarken silahla oynarken. Bir buraya ateş aldırdım. Ha. Bir de buraya ateş aldırdım da barıt dedi saçma yoğunmuş. Bunda zırp barıt belli, yapmış. Zaten bak şeyi yok. Burada evet. Saçma izi yok. Biz zırp barıt tanzinden kırmış orayı. Ya Nurlu abi barut bu kadar etkili mi ya? Şuna bak ocak ağaçları kırmış etkili. Ya. Vay anasına ya. Şurayı da bizim birader kırdı. Keserine. Yanlışlıkla kırdı. Yanlış, vurmuş işte çocuk işte. Çocuğu olduğu için. Çocuk buradan şöyle bu burada tavarga da iniyordu. İniyordu aynı. Canım. Aynı bunun gibiydi yani. Böyle. Böyle yukarı doğru evet. İşlemeydi böyle. İşlemeydi. Bunlar arkadaşlar bura dolap olur. Bura dolap çay konur. Burada kahve konur. Kıymetli şeyler burada saklanır. Şurası yataklık. He. Yataklığa konur. Bura yatak yüklük diyoruz biz yani. Yataklığa bura konur. Orada da eskiden şimdi ebeveyn banyo deniyor ya. Lüks dairelerde. O zaman odaların içindeydi böyle banyola.
odanın içinde böyle burayı açıyorsun. İçinde banyo var. Banyoyu da burada yapıyordum. Gene aynı şekilde burada dolap var. Bu dolapla normalde kilitli olur arkadaşlar. Hani çoluk çocuk bundan eşyayı almasın diye ama Nurul abinin ufak çocuğu olmadığı için o kilidi değiştirmiş. Açıyorum. Bu orijinal değil. Bakın gene belki çay vardır. Ha yok. Şey var, ütü var. Ütü var. Ha. Eskiden kahveleri, çayları değerli olan zeytin, peynir yani böyle misafir geldiğinde hemen çıkarılabilecek şeyle bu dolaba saklanırdı ve burada kilit olurdu. Bu kilidi büyük ailenin büyükleri açardı. Misafir geldiğinde yüzümüz kara çıkmasın diye. Tabii o zamanlar böyle her aradığınız bulunmuyor. Ta ilçeye gitmeniz lazım. İlçede 40-50 kilometre yol yok. O zamanlara araba yok. Belki ayda bir gidiliyor. Çay, şeker de o zamanları gıt tabii. Ne varsa Allah ne verdiyse cerezdir, çaydır, şekerdir. Bu dolaplara saklanıyordu. Misafirler geldiğinde de bu dolaptan çıkarılıp yediliyor. Doğru mu Nurul abi? Evet, yanlış söylemiyorum evet. Değil mi? Evet, evet, evet. Aynen öyle. O şekilde. Evet arkadaşlar, hakikaten burası tamamen orijinal. Bakın bu ağaçlar falan tamamen orijinal. Bu tatlılar bile bütün birer tatlıdır. Bak şuna var. Yarma tatlı değil mi bundan Nurul abi? Tabii, o zaman tabii. Şey yok. Tatlılar elle yarılıyordu değil mi yani? Yarlıyor, hizar yoktu yok, o zamanların. Yok ya, o zaman hizar nerede bulacaksın? Evet böyle hizar elle yarılıyordu. Her şey orijinal. El hüştüresinden. El üştüresinden yapılıyordu. Nurul abi sana bir şey diyeyim mi? Bu emanete sahip çıkın bak. Kesinlikle bu işlemeyi ne sebeple olursa olsun. Yok, ya şayet yani, hani Allah korusun eğer yıkılsa bile bunları işlemeler bozmadan çıkarın yani. Ya biz bunu zaten bak bunu 6 milyar para verdim ben bunu. Yeniden aynı iş boyasına aynı şey mimara yaptırdım. Şey bizim Salih mimar var. He biliyorsun Amizoğlu. Şey, Salih. Dayım Salih. Salih mimara ona yaptırdım. Zırh. Birebir boyandı yani. 3 günde boyadı bunları bak. Tabii. 3 günde boyadı bunları. Şu şeker gibi kesme kesme bunlar. Birer birer böyle. Orijinali aynı bu şekilde değil mi? Orijinali bunun bu. Orijinali orijinal. Bunun. Boya da orijinal. Oyma orijinali. Oyma orijinali. O işte orijinal oyması. Evet. Ama boyaları sonradan oldu. Boyaları biz kirlendi. Paslandı. Yok yok hani birebir boyalar da aynı herhalde. Sadece yeniden yapıldı ya, değil mi? Yeniden yapılma. Aynı renk aynı boya. Aynı renk yani. Zamanında ne vurulduysa. O bozulma sayılmaz. Yani orijinalini orijinali tekrar boyandı. Orijinali yani. Aynı orijinalini yine yerine getirdik. Evet yani. Evet. İşte bunlar böyle çocukken kesme şeker diye çocuklar hoplarmış bunları. Almaya çalışırlarmış. Hakikaten o zamanın yapılabileceği en iyi eser bunlar. Gerçekten Allah yapanlardan, yaptıranlardan razı olsun. Şu anda böyle tarihi evler neredeyse kalmadı. Arkadaşlar bu eserlere sahip çıkmak lazım. Çoluğa çocuğa artık bunları kırdırmamak lazım Nurul abi. Dikkat et. Her zaman bunları yapacak usta da yok. Kimse bu şekilde de yapamaz yani, zaten. Yani. Biz ufakken yedi kardeştik biz. Evet. O zaman çocuklar ufaktı. İşte dediğim gibi birader orayı kurdu. Evet. Ben orayı kurdum. Oraya tüfek ateş aldırdık bir şeyler belki oldu. Belki de. Tabii bu kadar kıymetli olduğunu o zaman bilmiyordunuz yani. Ya ne bileyim biz kıymetli olduğunu falan evet. Da. Ya kıymetli olsa da bir hata oldu yani. Tabii hata oldu canım. Olur Allah korusun ama tabii yine de dikkat etmek lazım. Eskiden burada şimdi çamaşırlığa var. Burada ateş yanardı. Biz buraya şömine diyoruz değil mi Nurul abi? Önceden burada odun burada odundan yanıyordu zopalar falan kurulmadan önce. Yoktu o zaman. Burada odunları dayıyorduk. Bacalık diyoruz bacalık yani burada. Bacalık yani. Buradan yukarıya duman çıkıyordu ve burada insanlar ısınıyorlardı. O zaman zopalar falan tabii daha tam olarak yerli yerine değildi. Odunla yine de zopa kurulmadı. Şurayı kurduk sopayı ayrı. O tarafa kurmadınız değil mi? Gene sopaya buraya kurdunuz. Aa bura kurduk. Onda sıvayamadık. Kaldı şeysi kırdıydık duvar orayı. Olsun olsun Nurul abi. Onu sıvayıp boyanacaktı. Boyayamadık. Evet. Nurul abinin babasının adını unuttum abi ya. Babanın adını. Durmuş Ünal babam. Durmuş Ünal değil mi? Durmuş abimiz o zamanlar bakın bu kadar emekle özenle yaptırmış çocuklar da inşallah bu emeklere sahip çıkacaklar. Köyümüzde tek ev böyle. Başka da ben bilmiyorum. Sen biliyor musun Nurul abi? Yok var mı? Ya başka yok. İki usta 3 ayda bu el emeğinin oyma. Tek tek oyuluyor bunlar. Kesinlikle o zaman fabrikasyon değil yani. Böyle hizarlar yoktu. Ya
Elinin oymuş. Eliyle bunları işliyorlar. Yani o kadar özenmiş demek ki. O zaman niye de buluyorsun makineyi? Baban çok zevkli biriymiş Nurullah abi o zaman ya. Değil mi ya yani? Babam o zaman çok zevkliymiş demek ki. Bilmiyorum, biraz da babam o zaman efelik müfelik yapıyormuş ya. Ha. Bir de acık bu köyün kabadayısıymış o. Evet. Ondan dolayı gelenler en güzel görsün. Evet. Acık biraz diktatörmüş yani. Diktatör, daha doğrusu evet. Öyle bir gıyıcı değil de. Evet. Diktatörmüş yani. Ondan biraz babam da iriydi. 2 metreye babamı yakındı. Babamı biliyorum ya. Evet. Babamı bilmez miyim yani? Onun için biraz heybetliydi. O heybetinden de korkarlardı. Evet. Misafir eksik kalmazdı. Babamın çok da yabancı misafirler geliyordu buraya eve. Evet. Burada alırlardı misafirlerini. Kral odası yaptırmış burayı yani. Değil mi yani? Kral odası gibi. O zamanın zamanı kral odası kral yani. Kral odası yaptırmış Nurullah abi. O zamanın zamanı kral odası. Evet. Allah razı olsun. Bak böyle bir eser sizlere bırakmış. Siz de bu eserlere sahip çıkın Nurullah abi. 94'te abi. Öldü babam. Şey pardon 92'de de öldü. 92'de öldü. 92'de öldü. Hemen hemen 77 yaşında öldü. Evet. Demek ki o zaman yaptırdığında askerden geldiğinden sonra yaptırmış o. 25-30 yaşlandı falan o aralarda yaptırmış. Tabii. 32-30 seneyi geçmiş mefat edelim babam. Yani. 30 seneyi geçti. Evet. Demek şimdi yaşasa 100 kusur yaşında olacak. Evet. Yani. Allah rahmet eylesin. Evet Nurullah abi. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sen de bize yardımcı oldun. Böyle eserlere sahip çıkıyoruz. Bozdurmayalım Nurullah abi. Ne olur bunlara. Gerçekten çok değerli. Şunlar arkadaşlar çam tahtası. Bakın bu gördükleriniz. Bunlar hepsi bakın şöyle. Için, bunlar için. Tamamen oyma. Elle oyma. Şu desenle hepsi elle oyma. Ve bunlar birebir ağaç arkadaşlar. Bakın 70 yıldan fazladır. Hala sapasağlam. Hiçbir yerinde bir hata yok. Ve sadece Nurullah abim işte buraya tüfeğe ateş aldırıyor. Buraya saçmalığa kırmış. Gene buraya tüfek aldırmış. Barut kırmış. Burayı da Vezir abi çocukken kırmış. Keserle kırmış. Keserle kırmış. Herhalde bir şeye mi kızdı? Yoksa kırmak mı istedi? Canı kırmış öyle. Değil mi? Kızdı birine herhalde. Herhalde öyle. Vurdu, kırdı. Ama iyi bir şey yapmamış. Ya zaman... şuralar şimdi buralara bir şey koyardı annem falan. He, ne olurdu bundan Nurullah abi ya? Hakikaten. Valla buralara hani... bir şeyler koyarlardı. Süs gibi bir şeyler koyarlardı. Sen, o zaman daha çiçek gibiydi buralar. Daha çiçek gibiydi tabii. Tabii. Süslemişlermiş o zaman. Buralar onlar bu süsler falan vardı. Buralarda onları koparmışlar. Öyle mi? Onlar da mı süslüydü? Mesela bak burası duruyor orijinali bak. Evet. Orijinali buranın duruyor bak. Evet bu şekildeydi değil mi? Burası gibi. Hepsi burası gibiydi. Oyma. Böyle. Onu kırmışlar. Hurlağını kırmışlar. Oğlanın yanlarını kırmışlar. Evet, tabii o zaman. Ama orijinali bir şu duruyor bak orijinali. Birebir ağacın üstüne böyle elle bunlar tabii. Destereyle böyle uyulmuş. Oyma destere. Oyma. Elle tek tek bu şekilde uyulmuş. Şu kemerlere yapmış. Baksana adam ne güzel. Şuna bak ya yapmış. Şimdi nerede böyle usta Nurullah abi ya. Şimdi böyle ne elle yapmış ya. Adam ne yapacak. Abi tam, ya. Dediğim gibi 3 ayda rahmetlik baba öyle dedi. Evet. İki usta oğlum 3 ayda bitirdiler burayı dedi. Tabii böyle. Nerede şimdi ustalar? Bak, bu kapılar birebir orijinal. Orijinal hepsi. Zaten o zaman, böyle. O zaman takılmadı. Bütün kapılar böyle olurdu. Değil mi? Bizim evet, kapılar da böyleydi. Aynı ya hepsi aynı. Böyle bir şey filik olur burada. Böyle kapanırdı. Bunlar orijinal hepsi aynı şekilde. Sonra da böyle açarak şeyler böyle. Evet Nurullah abi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun bize böyle gösterdiğin için. Allah ölenlere de rahmet eylesin. Amin. Teşekkür ederiz. Sen de tutmayalım. Hadi bakalım o zaman Cuma'da görüşelim Allah'a izniyle. Teşekkür ederim. Hadi sağ ol. Halam mı? Halam hara. Halam da odun getiriyor sırtından. Hala ne yapıyorsun? Odun getiriyorum. Sopa mı yakacaksın? Sopa yakacağım. Ha, nasılsın? İyi misin? İyiyiz Allah'a şükür. Siz? Şükür biz de iyiyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Beni tanıyabildin mi? Tanımam seni. Tanıdın mı? Evi çektik evi. Bu işlemeler var ya Gorcam Cam'ın işlemeler. Onları çektik. Gel gidelim galiba. İyi hadi bakalım. İyi, tamam. Hadi görüşürüz. Biz de servisini diktik. Yerini hazırladık. Sen şimdi mezarını mı hazırladın? Siz ne yapıyorsunuz ya? Bir şey moda mı çıktı? Mezar modası yani. Nasip bakalım Allah ne gösterecek. İyi hadi bakalım. Hadi, Allah hadi, uzun hadi, ömürler hadi. Versin. Amin. Tamam hadi sağ ol. Hoş hoş. Hoş. Tamam ben sabahtan Fatma ablayla odama gideceğim. Bir şey mi? Odama gideceğim.
Yapmayı nasip eyle Allah'ım. Cehennemden ve cehenneme götürecek kötü işlerden de hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı için, Allah rızası için El Fatiha. Ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in nuru ile hepimizin kalplerini nurlandır ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi, okunan Mevlid-i Nebevi'den tilavet edilen Kur'an-ı Hakim'den ve Selatü Selam'dan hasıl olan ecre ve mesubatı evvela Peygamber Efendimiz'in mübarek ruhlarına hediye eyledik muhasıl eyle ya Rabbi. Uzaktan ve yakından teşrif edin, el açıp amin diyen bu Müslüman din kardeşlerimizin de geçmişler ruhlarına bağışladık muhasıl eyle ya Rabbi. Özellikle bu Mevlid-i Şerif'in okunmasına vesile olan Mevlid sahibinin de bir cümle geçmişler ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Üzerimizde hukuku bulunanlardan ahirette intikal etmiş olanların da kabirlerini ve bizlerin de kabirlerimizi pürnur makamlarımızı cennet eyle ya Rabbi. Ey ulu Allah'ım, affını umarak yalvarıyoruz, cümlemizi affeyle ya Rabbi. İçimizdeki hastalara şifalar ver, dertli olanlara devalar ver, boşlu olanlara da bir an önce borçlarını ödemelerinde kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Gece gündüz kumar oynayan, içki sofrasından kalkmayan zavallı kardeşlerimizi de kurtar ya Rabbel Alemin. Yavrularımızı dinsizlikten muhafaza eyleyip, sefalet ve felaketten muhafaza eyle ya Rabbi. Ey Allah'ım, şu anda cemaat olarak dua ediyoruz, ellerimizi kaldırdık, yalvarıyoruz. Günahlarımızı cehennem ateşinden, azabın şiddetinden muhafaza eyle ya Rabbi. Cümlemizi dünya hayatında zalimin zulmünden, düşmanın tecavüzünden, fasıkın fıskından, nefis ve şeytanın şerrinden hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Son nefesimizde kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek cümlemize son nefesimizde cennette makamını görüp gülerek aşk ve şevk ile Allah Allah diyerek kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet okuyarak son nefeste iman ile göçenlerden eylemeyi hepimize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Mevlidimizin makbulü için, Allah rızası için El Fatiha. Thank you.
Allah sizin iki kardeşler. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Şuan. Afiyet olsun. Sağ olasın. Dur. Nesi bozulmuş Şahin? Maske mesafe. Aynen. Bakınca onlar geldi buraya, tamam mı? Sen bak ya, başka şeyse daha koyuldu veren ekranını. Göremiyorsan. İkinci öyle edeceksin. Bak, insanları aramak istersen şurada telefon aramaları var. Hamide bilmem ne. Kişiler bulayacağım sana, değil mi? Hayır, insanların resimleri vardı böyle dizili. Fotoğrafları buluver, fotoğrafları. Onları bakalım ne yaptılar. Eyiz nineciğim otur. Şahin amcam telefonum bozulmuş da. Şey fotoğraflar kaybolmuş. Ortaları sen ne yapıyorsun? Ha, sen nereye gidiyorsun? Otur. Gez ninem gez. İyi. İyi misin? Nasılsın? Amcam nasıl? İyi amcam, yaptı ekmeğini yedi de ben de namazı kıldım da. Hem de dedim ne diyor hem de. Bundan saman dolduracakmış şeyden. Fotoğraflar kaybolmuş da onları, resimleri bulacaksın. Acaba sildiler mi? Biçimlediler mi? Silmişler. Ha? Silmişler. Fotoğraflar silmişler. Fotoğrafları ekran ayarını değiştirmişler. Fotoğrafları silmişler yani. Vay tüh. Bir şey derken orada acaba silinmiş. Ha. Bir şey ha, kurcalar kana. Acaba geri gelme şeysi var mı? O da bir yazı çıkıyor yine biçimle diye. Orada dokunmuşlar. Büyük şey bitti mal. Işte, ekran değiştirmişler. Olmuştur ya, hatayla gitmiş. Senin okuma yazma var mı Şükrü amca? Va. Evet, okuma yazma. Va va va. Va. Bak o resimler silmiş onlar. Ama şurada bak adam resmi var ya, he, insan. Ona basınca bak sırayla hepsi aşağıda görünüyor bak. Burak Dumlu, C İmam, Dursun Kart, Emriye böyle bak alfabetik sırada yani. O şey resimler silmişler yani. Kurcalı Hakan silmişler. Fotoğraflar silinmiş ha. Fotoğraflar silmişler. Kurcalı Hakan yani. İyice anlat amcamın kulağı duymuyor da. Fotoğrafları silmişler Kurcalı Hakan yani. Ben kurcaladım. Sen mi kurcaladın? Ha, yanlışlıkla silmişsin yani bilmeden yani. Resim bölümünde yok mu şeyde, taslaklarda? Şeyde. Taslaklara bir bakayım yani. He. Taslaklara dağılmış olabilir. Taslaklara bir bakayım. Şahin gidiyordu da namazdan çıkınca çağırdık, ben şey demedim. Eve gidiyordu da amcam telefonuna garamış ekranı, hiçbir şey görünmüyor. Aydınladı vereyim biraz ekranı da. Kontrol edin diyor. Ha. Ondan da bir elana bastık işte herhalde. Gitti. Dokunmatik kullanıyor. Bak maşallah Şahin. Amcam 80 5 6 86 yaşında. İpe bağlıyor da. Ses mi yok? Yok, ekranını açmadım. Karanlık da. Ekranını açmadım. Orayı bastın mı sesi geliyor. Bak geldi. Sesten açmadım. Ekranını aydınladı verdim sana. Şimdi o resimleri sen silmişsin. Resimleri silmişsin yani. Ama bu işe bastığın zaman şimdi sana göstereyim. İsim olarak çıkacak gari. Şu insan kafası var ya şurada bak. Zaten bastığında, fotoğrafıyla aranmıyormuş. Evet. Çocukla resimleri varmış. Ekranda yazılı olan insanlar şeyle, numaralar geliyor yani. O ha, geliyor. Numaralar burada ama o işe silmişsin sen. Şeyi arıyor. İnsanların fotoğrafları varmış. Fotoğraf çekivermişlermiş torunla. Fotoğraflar mı? Ha, onlar arıyor. Ha. Görsellere bak. Tamam, fotoğraflara bak vereyim o zaman. Fotoğrafları mı istiyor? Ha, tabii ben diyorum ya sana. Hayır, sen diyor ekranın üstünde duruyorlar. Hayır. Şu insan kafasına bastın mı? Hepsi geliyor. Bak geliyorlar hepsi yani. Numaralar sıra. Ben sana fotoğrafları buluvereyim bakalım silinmiş mi silinmemiş mi. Çocukların fotoğraflarını mı istiyorsun sen? Bunda olan fotoğraflar vardı. Tamam, bak, bunu ben sana buluverim. Dur sen. Kamerasıyla çekilen fotoğrafları tamam, arıyor. Tamam, onu buluverin. Onda sıkıntı yok. Ha.
Tamam, şey anladı. Hani kimi arayacaksın? Okuma yazması olmayanlar için fotoğraf oluyor. Mesela sen Bilal arayacaksın. Bilal'in fotoğrafı var. Üstüne tıklıyorsun, o Bilal arıyor. Öyle zannetti Şahin. Mesela Turan arayacaksın. Üstüne tıklıyorsun. Tamam, fotoğraflara bakacağız. Dosyalandan fotoğraflara bakacağız. Fotoğrafları buluverem ben ona. Ne işte? Yani insanlar mı? İnsanlar, he. Emme Arap gibi görünüyor. Bak. Evet. Öyle niye öyle? Açık oluyor da onlar. Ekran kararmış işte resimle. Silinmiş ülke, silinmiş şey kalmış yani. Ne? Rengi de değişti, rengi. Dur bakalım, ben seni bir fotoğraf çekeyim bakalım. Kameradan bozukluk var yoksa dosyalı adamı. Dur Şahin bakalım. Seni bir fotoğraf çeksin, test etsin. Çek bir bakalım. Bir çekeyim ben seni bir dakika, dur ayarlayayım. Kamerada yok. Hmm. Kamera, ora bastın mı beni kendimi gösteriyor, o da. Ön kamera. Tamam, dur bakalım. Canım amca. Kamera ayarları bozuk. Kamera ayarları bozulmuş. Düzelsin şimdi. Kolu kırılmış. Hadi minnet. O da hemen sağlık ocağına götürdü. Kamera gitmişmiş. Özen de havas etti. Hala delirceye de iyi gitme ne desen çıldıracak aklını. Evlet diye gayet anıl diye. Ali'nin yanına da var canım diye. Evlet diye yoluna. Ali olsun görgelerin, Ali olsun görgelerin. Ali'nin yanına da elten oldum geçen olmadım. Karaca yedim. Bardak dom havalandı. İşte çayı bulduk mu? Duttu çok. Hava çok sert. Bugünden sıfır. Hava giden diye burayı hastalandırdım ben. İşte çayı bulduk mu? Değil mi gayet? Bak çay sen. 2-3 tane bastanak taşı varmış. Ondan 2-3 tanesi açıktaymış böyle. Ha şöyle. Onlara bastım bastım. Böyle yarım metre daha yeğe kaldı. Komple buz satan. Ben buzun üstüne şu ayağımı bir attım. Atmamla valla tasırtım geldi yere. Daha sen asmam diye ne oldum ben de. İşte ondan olmuş. Şey, buzun üstüne tüfeğle var ama. Hı. O tüfekten kırılmış. Allah'ım yarabbim. Yüzü yok abi buzun üstüne. Ne aradın sen o havada oğlan? tüfek ne ateşe almadı mı? Almadı bereket. Yüzü yok abi. Nasıl oldu mu anlayamadım. Vallahi löp diye düştüm buzun üstüne. Ay Allah. Ondan mı oldu? Gayet. O. Hiç başka bir şey arama. O işte. O. Ama acımadı o. Acıması. O kastı o. Korkuna duymamıştı. Tabii. Duymamıştı. Ben babası canlandı. Bir şey almadı. Tabii kastı o. Kastı. Acıdı. Kırılmadı. Kırılmadı. Ödüm Tayyip Hoca'nı etti. Götürün hemen sınava dediler. Tayyip Hoca'nı da sınava götürdüler. Kırık. O da sert oturma geldiler ki. Kapatıramış kızım ona. Böyle görüyeceğim. O da hemen hava yendi. Kalktırmış. Efendim, evet, diye diye öyle kalktın. Oradan. Kalkmış da kapı yanına doğru gidiyormuş. Nişanına geçmiş uçağı yaşandı. Nişanda yiydi. Attılar. Şey de var. Hadi mi? Nine de var. Var mı? Var. Şey de var. Havanın ebesi de var. Hepsi bir. Hepsi. Oynayamıyor onlar da. Onlar oynamıyor. Duruyorlar böyle. Gülsümler falan oynuyor. Dans ediyor şeyle, havayla nişanlısı. Evet. Güzel olmuş, öyle bayağı bir uzun şey giymiş. Hoca don mu? Hoca don giymemiş. Canım Cemlin'den. Nişanlık giymiş, öyle gelinlik gibi. Gelinlik gibi. Ama renkli, gül kurusu gibi. Evet. Kırmızıya çalıyor böyle. Evet. Pişne renginin acık daha açığı gibi. Evet. Güzel olmuşlar ya, böyle yüzük takmışlar. Yüzükleri falan, kurdeleleri sarkmış. Bir de sonra oynamaya başladılar falan, öyle biz internette gördük, biz niye de görelim? Evet. 60'lar oru, şey zaten ünlüyenin... İyi Allah'a mezenenleri erdirsin. Ana, sen de olsanız, biriniz olsanız iyi olur adeyze, biriniz olsanız iyi olur adeyze. Hava yenge, görecek kaygı oğlunun kızını, ünlü biz de göreceğiz ünlüyenin kızını. Çekse de ben de hadi dedim, madem şey ediyorlar, Habibe'yle şeyde, babası da. Habibe biliyor neden alınıyorsa. İnsanın hani yasak olan geriden izin almış. Nereyse. Oğlu adam. Şeyden alıyorsun. Şuradan
Jandarmadan alıyorum. Buradan mı aldı? Nereden? Nereden mi aldı? Aldık biz dediler. Benim şey geçmiş dedi. Kazan varmış. Ay şey. Sen cuba gibi o da buzun şeyin üstüne görüyorum. Buz kırılmadı. Altın da değil mi? He? Buz kırılmadı. Yaşım düşünce kadar. Kırılmadı. Buz kırılmadı. Bu ya. O günlerde işte hava çok soğuydu. O soğuktan arıyorum. Ey daha geçmemişsindir. Ters çabuk. Ters çabuk. Kazan var. Islanmadan geçmişsindir. Buz kırılmadı. Buz kırılsa zaten düşmeyecek. Tabii. Kırmadığı için düşüyor zaten yani. Tabii ya. Ha çok bir şey olmuş ya. Oluyor işte insanlık acı. Sen daha ne acıyor diyorum. Ondan acıyor işte yani. Acımaz. O sonradan çıkar. Hani Garaman'ın oyunu sonradan çıkar. Oyun diyorlar onun gibi yani. Tabii. Cemil'in ne yok dedim. Ben zaten bildim. Benim daha yengeçtim. Köpek. Hikmet'in yer yanına gelip geliyor da gitme. O da durmuyor geliyor. Onu da gece onu sarkıyorum. Bu işe yok mu? Geliyor. Annenin köpeği değil Annenin mi bu? Annenin köpeği ya. Amanet olmasa biz neyle yiyelim köpeği? Amanet. Onu inle dama koyacaksın. İki kedi var. Pazar ekmeği yollamışlar. Ekmek kırıyor. İki üç poşet. Dininin üstüne yobaladım. Örgüledim de koydum. Yeme yok kediler. Şimdi köpeğe dökmeydim. Azıcık da yalvardı sıstımda. İlle öğlen yiyor. Sabahla içiyor. Kadim inlemin kaygolu kaynayınca bir şey edemez. O gay alçıya almışlardır onu. Almışlar acında. Sık etmiş. Acamıla etmiş. Yavrum. Yaşlı ya. O da çabuk çabuk acıyı acıyı verir gayi. Yaşlı da, ya. Teze. Şişmiş de. Çabuk çabuk acıyı acıyı verir. Satan şişecek olursa getir gelin gene demişler. Demişmiş doktor. Almışlar alt yandan kesmişler. Ülviye'de mi kalıyor? Kesmiş, Ülviye'de kalıyor. Ha, Ülviye'de bir giyinmiş, gelinden güzel olmuş. Gülsüm, bir giyinmiş galiba, oynuyorlar gari. Büyüğünden ötürü oğlan evine yemeğe gidecek vermiş. O zaman Gülsüm getireceğimiş adam. Bir şeyde mi oturuyorlar? Evet. Turgutlu'da. Turgutlu'ya gelecek. Turgutlu'da değil de Ahmetli'de. Ahmetli'de maşa, Ahmetli maşa. Hayda Ahmetli mi? Ahmetli bu tarafta. Ahmetli mi yukarıda? Ahmetli bize yakın, köve Turgutlu doğru. İzmir'e yakın. Köve doğru Ahmetli. Turgutlu'dan daha geçiyorum aşağı doğru. Bize doğru geliyorum, buna doğru. Yukarı doğru geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Olur ha, maya satmaya gelirmiş. Turan. Ahmetli, Kalli ya. Turgutlu ya, olur ha, maya dağıtırmış fırınları. Evet. Gelin. Videosunu çekeyim dedi. Şükür amca geziyor. Girmeyeyim yine gelmeyecekmiş. Baksana ben yanlış anlamışım dedim ya aklım gitti. O da dedi bana taksimiz gelecek. Taksimiz neydi yavrum? Taksimiz evin önünde kaldıydı. Cuma'ya geldi. Aşağıda. Kendi evimizde kaldıydı. Ben de gidecektim bu yolu da o ya. İşte buyurun, böyle gelin. Bir kırgınlık var. Şimdi derine sağlık. Hey yanına böyle sabahla üç kupa çıktım bir kupa daha dökmedim senin çaylarda dökmedim canım istemiyor bir tane yiyecek yiyemeyi ondan. Aynen sizi arabayla götürmek lazım. Ya yani gideceğiz o kadarlıkta. Nereye? Bize diyor hani gelecektik diyor da. Size de bu sizden emeli ben bir şeye baktım. Bu yol hamay o fidanlara bakacaksın sürerken bir yol almadım. Karlığı da mı varamadım ben? Gitmem daha yanında ağaç. Ağaç ekmeği geçecek. Ağaçın da mı ekmeği geçecek? Hikmet'in doğası. Hikmet'in doğası. Cibalar gelip gidince bak bu gönlüsü çabuk gelmek. Gel bak. Ora cibalağın kıyına geldi. Gel bağırla yükseltecek. Salon alanlarına kıyına geldi. Aşağıda gidecek ya bağırla. Hamura aldı gitti. Dört tane hindi verdi. İyi. Dört ekmek derdi var bir yarım daha. Yeter. O ekmek bana bir ay yeter. Ömer de sağ olur dursam. Yalın hiç şeyim yok. Neşem. Neşem yok neşem. Neşen oğlum ben dedim sana ya ikisi duruyor bunlar ya ikisinin rahatı iyi oluyordu. Tek kalınca ölü çıkmış gibi olur. Tek olunca iyi olmuyor. İyi olmasa ne edeceği? İlle Allah geldi yola. Kevser'de de gideceği Hikmet Cafikler'in kızında hazırlandı etti. Bir şey verdi yine hepimiz vardı o zaman da.
Kaymakama sorduk, yollama gitmesin diyor dediler. Cezası çok büyük dediler, hikmet. Hepsi de gitmez, canları istemedi, ceza verir dediler. Aşığı götürdü de anasını götürmedi. Hmm. Bunu da gay aldık, izin aldık dedi Habibe. Gidebe dediler, git. Habibe der ya, babası onları aldı, hem onları götürdü, hem sen de git gay dediler. Nana inatçılar, köket bayalar, onunla derdi, asıl derdi Ali idi. Götürülemiyor. Aa, bana öyle dedi, nasıl adım Ali dedi. Nasıl niyetim Ali dedi. Ali bir ekmek uyar dedi, ayrı onu koydu. Bir düşürüm yağ koydu, çalsın da yesin ekmeğe dedi. Yoğurda varınca, saygı sen onu böğününce, o burada bir ağlayacağım geldi o yoğurda kuymağa varınca. O gideri bağmadıydım, dolabı kuymadıydım. Bir şey alınmaya dolardı. Ekmek de dışta vardı. Ağlayacağım geldi. Ya girmedim, şey etmedim. Zoruma gitti değil mi? Gitti. Zoruma gitti, zoruma. Ha, gidiyor, gidiyor ya. Öyle olunca. Bizim bir kuşumuz vardı, kuşumuz evde. Öteydi odan ora. Öldü kuşumuz da. Biz böyle çok üzüldük. Ne kuşuydu? Ne diyor? Kuş, uçan kuş, muhabbet kuşuydu işte kuş. Evde koyan kuşu. Gidemiyorum Nesli annene. Gidiyorum galiba amcam. Bakarda nereye gittin şimdi? He tamam nene. İşte o kuşa biz ne üzüldük. Bırak üzülün insanı. Üzülün ne mi? Üzülünüyor ya. Hmm. Ne olsa üzülüyorum. Üzülüyorum. Yalınızlık olup da korkmuyorum. Bu yalınız Razi'ye yalınız dedim akşam Yusuf'a. Siz daima ikisiniz. Birbirinize alışkınsınız. Diyor da diyor ablam yap yalınız kaldı diye ona üzülürmüş dedi. Ha üzülüyordu. Yusuf ha? Ben de niye üzülüyor bana dedim. Ben boğazımı ediyorsun dedim. Yiyorsun içiyorsun dedim. Ben o üzülüyorum. O da bana üzülüyor dedim. Üzülüyor. O seni çok dedim seviyor. Dedim ya ağladım ben Yusuf'a sorunca herhalde Yusuf bir şey etti. Sonradan bu yol kapandı. Yeni rengin açtı. Ey gay Yusuf kapat dedim. Cibarlar sordum yeniden. Hepsi var mı dedim. Allah herkese iyilik, sağlık versin. Sağlık. Hastalığımıza acil şifa versin Allah. Evet, amin Fatma anne, amin. Yaradan, bu Allah'ın kulağında selametlik versin. Allah'ın bir şey olmasın. Bizle hem gayrı eğirdik, adam akıllı eğirdik. Hemen öyle düşmememiz kaldı, eğirdik. Dur bu Cemil'inle, daha sağlamsın. Sizler bizim sağlamlık kıymetlimizsiniz. Sağlamlık işeylik. Bak bu kendisi, aparsa gelin demiş. Biz gay ölümümüz yakınladı demiş de. Akde gidin ne de demiş. Belki ben senden evvel ölürüm. Aşı gel. Ben senden evvel ölürüm belki demiş. Allah genç hocam. Bizim emsellerimiz, bizim doğurduklarımız. Fateş gitti mi, Iraz gitti mi, Aşı gelin gitti mi. Bak koştan. Kocama deyin Hikmet Kırışın Mustafa, Ali'yle yaşı 40'ı karıştıydı Mustafa'nın. Şahin'le aynı yaştayız. O meyleden öldüler. Nezif Garni benden güçlüydü. Çok. Kaç insanlığa öldü. En güçlü, en acıklısı da tabii Erol oldu. Erol çok acıklı oldu da evet. Hastanelerde ne gezmedi. Evet, tertemiz sağladı, oldu. Evet. Yardım. Varıyordum öyle yüzünü açtırcıyordum da bakıyordum. Yok bu da kalmadıydı. Bu da kapıdan eşitlikten inmedi. Kaçacağım ne deyince kaçtı. Kaç 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 dedi. Duvası neden dedi. Ölsen bu gelmeyince gayı. O gelmeyince mi olur? Bir ara açılmasın, bozdurulmasın bir şeysi denildi. Anıl çok olmadı, sökelenmedi. Gayı aşmadı. Sökelenmedi. Gözetti etti. Sökelense ne girdi geline? Bir, iki, üç gün evvel. Eve kuysun içeri güne yatsın ne girdi? Küptüler diyorlar, huzdan eneni diyorlar, eneni diyorlar. Rüyada mı gördün? Bir de baktım, ay Allah dedim, bir ucu medene vardı, bir ucu sağlayacağım. Çayda dedim, ne kalabalık dedi. Erol'un öldüğünü bilmiyorum da, küptülerle. Çeşit görünüyor. Geldi yine hepsi de buradan ölü buradan gidiyor. O da küpülerle kimin olduğunu bilmiyor. Bugüne kadar hiç böyle bir kalabalık cenaze görülmedi ya. Şehit gibiydi. Hmm, şey ne oldu? Musa Mehmet'in de kalabalık olduğu.
Kazi diye bütün hükümet geldi öldü. O gaziydi ya, Kıbrıs gazisi ya. Gazi diye şey etmedi. Kimseye elinden de yetmediler. Medere bir onlar olmuş. Allah hem yaradanım herkese ittibadan düşürmesin. Amin. Yaradan Allah'ım ittibarım var, şeydi, başvuru yok. Ay şimdi kalabalık hep yıldı köylüler, bazar köylüler, hep geldiler tepe köylüler. Herkes geldi. Bunun kalabalığı el gibi değil dikin, çay şeyle, mezarla köyün arası. Köyde araba koyacak yer kalmadı ya. Köyle mezarın arası doluydu yavrum. Geçti gayet. Hiç kimseye kötülük etmemiş. Duyan geldi, duyan geldi. Evet, herkes iyilik etti bu. Ya geldi. Nasıl kazandı o iyilikleri insanları? Ya işte senden duyuyorum, ben benden duyuyorum, ben bundan duyuyorum diye gene duyuluyor o gayet. Bir de bu telefonla şeyler var mı yok mu? Duyuluyor herkes. Şimdi öyle galiba teknolojiye o da oldu sen. Fadi bin anlatmasa da hiç gördüm bak her şeyi gördüm. Ne? Ha, daha her şeyi gördüm. Mesela başka videolar da vardı. Onları bulamadı Şahin. Daha o oynuyorlar. Her şey artık şimdi görülüyor. Havaslandı gay bunda. Bes havaslandı. Öyle. Büyük kız gibi. Ben o kırmızı fanillerin ne vardığını bilmiyordum. Kırmızı fanilleri altına geldi. Şimdi yaşın kazak giydi. Dayı gay gidiyor. Torun ya gay. Etek güç hiç çekinilmediydi. Bacıma Eda'nın düğününde verdiydi. Oğlum çekinmiş. Akşamdan hazırladı kodu kora sabahın. Namazı kılınca buna sen çay at dedi. Ben dedi geceyi çıkarıyorum dedi. Yazık ya. Ben çok tatlı şey. Bunlar ya. Gece içtik ikimiz baraba. Hemen onlar da Habibe eğer gideceğiz dediler. Habibeler mi götürdü? Habibe de gitti, Derya gitti. Hikmet götürdü onları kızlarını. Aşin'le de gitti mi? Gitmedi. Bir onlar kızlar. Vallahi var kaldı. Babası gerekliye kadar. Onlar buradan geliyorlar mı diye. Benim yanıma, evimin yanına varam da gideyim. Bana demiş geldiler. Onlar hura bağmadan Hikmet de geldi. Sonra deyiverdiydi. Onlar Habibe telefon etmişti. Ben gayet sormadım o da şeyleri, kasa koymuş karanlık, her şey koymuş açık portakal. Allah devamını tamamlasın Rabbim. Tomatiz varmış, onlar boy verdi. Lokumu yollamış, azıcık poşata koymuş. Oradan azıcık ona, azıcık bana birer de püskürt, azıcık birinin hadi buyur gidelim de. Yok Fadime abla, aman Cemil'inle sağ ol, sen onları ye. Biz Bilbiye'ye gittik, biz hayırlıya gideceğiz, hayırlı olsuna gideceğiz onlara daha. Onlara o zaman giderseniz belki lokum kalmıştır, kalmamıştır. Hadi yine gideceğiz. Abi yok, dinledim mi ayağımı? İyi hadi salcığına. Hadi sağ ol Fadime. Biz de yanına gidiyoruz. Evlenelim. Evimize gideceğiz. Buradan geçmiyoruz mu? Geçeriz. Hura bir şey amcamın kızına bir kolay gelsin diyen de. Bir al evlendim. Ha tamam. Gel sen gel böyle versin bu yol. Böler mi? Allah ben bölerim. Verir misin Sultan? Ey bırak kaç sen bırak. Sultan burada. Ben azıcık kurulağım hem şey olsun dedim. Kır Sultan'la. Yeter bırak. Hı hı. Neyse artık. Ya, ben onu da keserim de. Şunu kestin, şunu. Nasıl kaçtı kız onunla? At gibi gitti. Sen İyi hala hadi kolay gelsin hadi bakalım. Sana da sağlıcığına. Hadi sağ ol Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hakkımızı ben helal ediyorum sen de helal et. Helal. Hakkın helal et. Hep geldiğimizde böyle bir şeylerini alıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Sağ ol.
Öldü. İkimizin yıkıldığı ne üst kapıda Kadir göstermiyor. He. O da televizyonunda Kadir'in ben döndüğüm oğlunun. He. Atlıyor Kadir. İkimiz bir yıkılmışız üst kapıda. Aynen aynen. He. Her yer, bizim televizyonda öyle bir şey yok. Ha, yok mu? Ha. Bahadır'da biz bilmiyoruz. Bahadır'da siz bulamıyor musunuz? Kadir hemen Bahadır'da. Ebeveynini görecek mi diyor. Göreceğin oğlundan. Atı bayağı. Senin üzümler duruyor da abi böyle şeyde. Dursun. Hatıra. Hatıra duruyor yani. Dursun. İyi gördüm sizi, iyi gördüm. Yani buradan gittik mi özlüyoruz hani. Ben de özlüyorum akrabalar da kimi söylenmiyor gayet. Söylenirler giderler de bakalım. İreği domuzluğundan bitirdi. Aman bize ne ireğiden ya. Boş ver. Bize ne yani. İsmail amca ne? İsmail amca. O hasta oldu. Turşu yemişler de. Turşu da bunların dokunmuş. Çok tuzlu yemek. Kız size zarar galiba. Umetli onu kıvrıştır demen cumayıya bile gidemedi. Ben azıcık hemen limon suyu şey ettim. Sıktım da onu biçirdim. Kendim diştim. Benimki geçti. Ama hala maşallah kıpkırmızı suratın. İyi can gelmiş sana. İzmir'e gittin o sadece iyi oldu. İyisin, ama turşu iyisin. Tabii dokunacak. Tansiyon olan insana turşu dokunma mı? Turşu dokunacak yani. Yani. İyi hala gay. Sen işinden hala koymayam gay. Hadi sal canan gal. Hadi. Hala nimet bakacak bunlara acık çek verin. Öyle mi? He. Görüyor o hemen seni. Halam haşeş topluyor halam. Üst kapta bir eve soğumuşuz, yıkılmışız. İlker'in üst üste. Ne zaman? İşte o zaman yıkıldık, sen çektin de ya. He, doğru. He. Hacer gösteriyor onu. Evet hala doğru. Böyle halamın bahçesinde, evin önünde haşeşleri var. Bizim yakın köyümüzde bir Ülker'in amcasının kızı var. Hem de ona halam bahçeden böyle haşeş kopar veriyor. Haşeş toparlıyor. Bunun adı ıspanak değil mi hala? Ispanak onunla. Kuzu ıspanak. Evet kavruldun da tavlanma da atlayamadım. İyi hala azıcık daha tavlansın da öyle gir gayet. Üstüne bir de yumurta çak bunun. Bet güzel olur gayet. Dün daha yedik dün. Dün yedin ha, çok güzel olur gayet. Bak bunlar ısırgan otu. Bunlar da güzel oluyor. Hala bunlar da yiyin. Ispanağın içine kat bunlar da. Çok faydalı bu. Ne diyorsunuz? Isırgan otu diyoruz. Biz de onlara siz gicirgen diyorsunuz. Isırgan otu. Çok şifalı. Çok. Onlar da yiyin. Çok şifalı yani. Bezmeye koyuyorlar. Onu. Heh, bezmeye koy. Çayını iç. Kavur. Her türlü ne yaparsın yap. Bunlar elimi yakıyor ben. Hala ne edeceksin biliyor musun? Eldiven varsa ya da poşetle bunları koparacaksın. Üstüne bir tas su döktün mü sıcak su hiçbir şey olmaz. Gamayı ver bir şey yani. Ama çok şifalı bak. O Allah korusun kanseri bile iyi diyor yani. O kadar şifalı yani. Onun şifalı da ulaştık. Çok çok. Oo, inanılmaz şekilde yani. Isırgan otu. Açılmıyor hala ses yani. Çok şey çekiyor. İnternet de çekmiyor. Cemile'ye de baktın. Tabii. Ona niye baktın? Bana buraya giderdi de benim başımda kalırdı. Hala baya sen eziyet çektin değil mi lan? Kıbaları hep baktım ben. He, bana da baktın. Sana da baktım. Hey benim içine koydun beni. Hey neye koydun? Üstüme de kölge mi koydun? Ağaç mı koydun? Bir yanına taş koyardım. Bir yanına da kendim. Vay alan vay. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz biz ya? Genç köyün ne vurdurmaya giderdik. Anam orada durdum halim dağısının evinde. He. Ona götürdüm, emzirtmeye götürdüm. Hala ne kadardım ben? Çok mu küçüktüm ya? Küçüğüydüm. Küçüğüydüm de rahmetlik bura köye gelmedi de ne vurdurdu o da. He. O da malim dağısı iyi bakardı ona. Eşek heybesine kuyardın demek. Eşek vardı o zaman. Üstüne de binerdim. Oha. Bir yanına da Fadime'yi mi kuyuyordun? Taş kuyardım. Taş. Taş kuyuyordun. Hadi bakayım. Ayacık. İsmail amca öyle diyor. Biriniz bir yanına kuyuyordum. Biriniz bir yanına diyor. Fadime de giderdi. O da giderdi değil mi? O zaman onu kuyardım. Ha, ağdırmasın eşek de ya. Tabii ki yanına boş. Evet. İyi hala yeter gayet.